İnfertil çift demek düzenli cinsel yaşamı olan ancak bir yıl boyunca düzenli cinsel yaşama rağmen gebelik elde edememiş çiftlere infertil çiftler denir. Ve bu infertil çiftlerin mutlaka ve mutlaka araştırılması gereklidir. Bu infertil çiftleri ikiye bölüyoruz. Önce erkeğin araştırılması sonra kadın araştırılması diye. Erkeğin araştırılması daha kolay ve basit olduğundan dolayı yaklaşık 20 dakikalık bir süreci aldığından dolayı öncelikle erkekten bir sperm örneği alınır. Bu sperm örneği Androloji laboratuvarlarında embriyologlar tarafından değerlendirilerek erkeğin sperm'in sayısı hareketli ve kalitesine bakılarak herhangi bir problem olup olmadığına karar verilir. Bu esnada kadın da araştırılmaya jinekolog tarafından başlanır. Öncelikle jinekolojik muayenesi buna eş, eş olarak e, transvajinal ultrasonografi ile alttan yapılacak bir ultrasonografi ile kadının e, rahim ve yumurtalıkları değerlendirilir. Karın içinde yer kaplayan bir kitlesi varsa onlara bakılır. Yine jinekolojik mayede vajinanın girişinde, kızlık sarı yapısında, rahim ağzında herhangi bir doğuştan almalı olup olmadığı, üreme üremeye engel olacak bir olayın olmadığına bakılır. Bütün bu araştırmalardan sonra her şey normal gidiyor ise yine kadının adetinin ikinci veya üçüncü günde yapılacak bir hormon tahliliyle hormonlarında herhangi bir problem olup olmadığına bakılarak varsa eğer bunlarla ilgili tedavi planlaması yapılır. Bütün bunlardan sonra yine adetin bitiminden sonraki 3-4 gün içinde yapılacak bir rahim filmiyle, ilaçlı rahim filmiyle yine rahimin içeriği, ultrasonla göremediğimiz kısmı ve tüplerin e, geçişinin var olup olmadığı tespit edilir. Bütün bunlar, yap bütün bunlar yapıldıktan sonra hastaya veya çiftlere e, inferte nedenlerinin ne olduğu konusunda fikir verilir ve bunlara yönelik tedaviye başlanır.